Herkese merhabalar. Üsküp Eğitim Kurumları olarak 7. sınıflar için hazırladığımız Demokrasinin Serüveni adlı konumuzu beraber işleyeceğiz. Etkin Vatandaşlık Ünitesine geçiş yaptık. 6. ünite diye geçer. Çok güzel bir konu, hayatın ta kendisi diyebileceğimiz. Zaten sosyal bilgiler hayatın kendisidir, ancak bu biraz daha devlete karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirme. Devlet nasıl ortaya çıktı? Demokrasi nedir? Bu serüvenden bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Demokrasinin serüveni. Nasıl bir serüvendir bu? Nasıl ortaya çıktı? İlk hangi ülkelerde, ilk hangi coğrafyada ortaya çıktı? Bunlardan bahsedelim. Demokrasi, halk egemenliğine dayanan bir yönetim şekli. Yani halkın kendi kendisini yönettiği, yöneticilerini kendisinin seçtiği, tabii ki de belli aralıklarla, 4 yıllığına, 5 yıllığına vesaire. Yönetim şeklinin adıdır demokrasi. Günümüz demokrasisinin temelleri ta eski Yunan toplumunda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eski Yunan topluluğu hatırlayın. Bu Anadolu medeniyetleri vardı. Frigyalılar, Lidyalılar, hatırladınız mı? Bu tabii ki Lidyalılar Anadolu medeniyeti değil. Lidyalılar Mezopotamya medeniyetiydi. Orada İyonyalılar vardı. İşte bu İyonyalılar eski Yunan topluluğu olarak aklınıza kalsın. Altını çizmeye çalışayım bir dakika. Evet, eski Yunan toplumunda ortaya çıkıyor demokrasi. Bugün ulaştığı seviyeyi de muhakkak belli başlı aşamalardan kat edecekmiş. İşte bu belli başlı aşamalardan bahsedeceğiz. Ama siz ilk nerede ortaya çıktı diye sorulduğu zaman eski Yunan toplumunda ortaya çıkıyor, haberiniz olsun. Yani ilk oralarda bu demokrasi kavramından bahsediliyor. Bu Sokratesler, Aristotelesler, hatırladınız mı? Güzel, hatırladığınızı düşünüyorum. 5. sınıf konularıydı ama çok detaylı işlememiştiniz. Sadece tarihi bakımdan işlemiştiniz. Ancak antik Yunan medeniyeti deyip geçmeyin. Ticaretle uğraştıkları için özgürlüğe, demokrasiye daha fazla kafa yormuşlar ve o yüzden zaten demokrasi bu ülkede ortaya çıkıyor. Yani durduk yere değil. Devam edelim. Milattan önce 5. yüzyılda, bu 500'lü yıllardır, yani öyle düşünün. Günümüzdeki 500 yıllar değil, milattan önceki 500 yıl, yani günümüzden 2500 yıl önce diyebiliriz buna. Roma İmparatorluğu'nda 12 levha kanunlarıyla Roma halkının görev ve sorumlulukları ile devlet yurttaş ilişkileri düzenlenmiştir. Hatırlayın, biz şu an kaçıncı yüzyıldayız? 21. yüzyıldayız. 2100'lü yıllar değil, 2000'li yıllar. Bravo, güzel. Milattan önce 5. yüzyılda 12 levha kanunları. Ne demek? Bu kanunlarla Roma halkının görev ve sorumluluklarını ve devletle ilişkilerini düzenleyen kanunlar çıkartmışlar Roma İmparatorluğu'nda. Yani ilk gelişmeler antik Yunan'dı, eski Yunan'dı. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nda 12 levha kanunlarıyla biz bu demokrasi serüvenine devam ediyoruz. Amaç ne? Demek ki Roma İmparatorluğu'nda ne varmış? Yurttaşların hakları, devletle yurttaşlar arasındaki daha doğrusu devletin yurttaşları nasıl koruması gerektiği, yurttaşların hangi haklara sahip olduğu gibi ilişkileri düzenleyen bir kanunlar bütünü 12 levha kanunları olarak ortaya çıkmış arkadaşlar. Devam edelim. Yıllar 1215'leri gösteriyor. Bu sefer İngiltere'de ortaya çıkacak bir gelişmemiz var. Magna Carta adlı belgeyle ilk kez kral 1. John'dur. Yurtsuz John da denir. Bu kralın yetkileri kısıtlanıyor. Kralın yetkileri kısıtlanıyor ve kralın bazı yetkileri kimlere verilmiş? Soylulara verilmiş. Soylular. Hocam soylu diyorsunuz. Evet, Avrupa'da hatırlayın, o orta çağın o dönemlerinde ne vardı? Sınıflar arası farklılıklar vardı değil mi? Soylular vardı, köleler, çiftçiler, asiller, din adamları değil mi? Krallar, rahipler vesaire. Böyle bu soylulara verilmiş. Bu soylular da kendilerine verilen yetkiye dayanarak halka bazı hak ve özgürlükler vermişler. Yani gelişmemiz şöyle. İlk önce kral Magna Carta adlı belgeye ne yapıyor? Soylulara bazı yetkiler veriyor. Ya kendi otoritesini sarsıyor aslında. Kendi otoritesinin karşısında başka bir otoriteyi kabul ediyor. Bu kralın yetkilerini sınırlandırır arkadaşlar. İşte bu yetkilere sahip olan soylular da daha sonra ne yapmışlar? Halka bazı hak ve özgürlükler tanımışlar. Bütün mesele bu. Bu da demokrasi adı altında yaşanan gelişmelerden bir adım dahadır yani. Adım adım gidiyoruz, kademe kademe gidiyoruz ya. Bakın, ta milattan önce başladık. Milattan sonralarına geldik. Devam ediyoruz.
Yine İngiltere'de 1689 yılında haklar bildirisi ilan ediliyor. Hocam bu ne? Bu da şu. Şu Magna Carta'nın biraz daha geliştirilmiş versiyonu diyebilirsiniz. Yine bu haklar bildirisi ilan edilerek kralın yetkileri yine biraz daha sınırlandırılıyor. Sınırlandırma yine var. Soylulara ve diğer vatandaşlara yine bazı hak ve özgürlükler tekrardan tanınıyor arkadaşlar. Yani Magna Carta'nın biraz daha güncellenmiş, daha kapsamlı hale getirilmiş versiyonudur. Haklar bildirisi yine İngiltere'de oradaki kral bunu istiyor. Evet diyor, artık diyor bunların da olması gerekiyor diyor. Ve soylulara ve diğer vatandaşlara bazı hak ve özgürlükler tanınmış oluyor. Umarım buraya kadar kısım anlaşılmıştır. Devam edelim. Geldik 1789'lara. Yıllarımız 1789'ları gösteriyor. Fransız İhtilali patlak veriyor arkadaşlar. Bu Fransız İhtilali Fransa'da ciddi bir değişime sebep oluyor. Nasıl bir ciddi bir değişim? Monarşi yıkılıyor arkadaşlar. Monarşi neydi biliyor musunuz? Monarşi. Monarşi dediğiniz şey tek kişinin egemenliğine dayanan, tek bir şahsın dediği ne olursa o gerçekleşiyor. Krallık, padişahlık, sultanlık adı ne olursa olsun. Bu monarşi yönetimine son veriyorlar ve halk yönetime el koyuyor. Yani cumhuriyet rejimi kurulmuş, cumhuriyet ilan edilmiş oluyor. Böylece demokraside olmazsa olmazımız halk yönetime doğrudan bizzat katılmış oluyor. Artık krallar yok. Artık direkt halk var. 1789'da demokrasinin olmazsa olmaz dediğimiz artık halk yönetime katılmaya tamamen başlamış oluyor Fransa'da. Devam edelim. 1948 yılında bu arada tabi 1. Dünya Savaşı patlak vermiş, 2. Dünya Savaşı patlak vermiş. 2. Dünya Savaşı'nın son yıllarına doğru Birleşmiş Milletler, o dönemin barışı korumakla mükellef olduğu bir grup, şu anki Birleşmiş Milletler'in aynısıdır, ne demiş? İnsan hakları evrensel bildirgesini yayınlamışlar. Birleşmiş Milletler'e bütün ülkeler hemen hemen üyedir arkadaşlar. Bu devletler nereye uymak zorundaymış? Bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına almak zorundalarmış. Artık tüm dünyanın kabul etmek zorunda olduğu insan hakları evrensel bildirgesi var. Bunlar insanlara verilen özgürlükler, haklar, demokrasi vesaire, belli başlı gelişmelerin, insan olmanın verdiği gerekliliklerin devletler tarafından garanti altına alınması, kontrol altına alınması ve korunması demektir. İnsan hakları evrensel bildirgesi. Bu şekilde demokrasi sisteminimiz son adımlarından birini de atmış oluyor insan hakları evrensel bildirgesiyle. Peki bunlar yeterli mi? Değil tabii ki de. Demokrasimizin olmazsa olmaz 5 tane temel ilkesi var. Onlardan bahsedelim. İlki katılım. Şimdi katılım ne demek? Yurttaşların ülke yönetimine çeşitli yollarla katılması demek. Nasıl bu şey katılma olacak? Oy vereceksiniz. Seçme ve seçilme hakkı var ya. Evet, aynen öyle. Ya oy kullanacaksınız ya da kendinizi aday gösterip insanlardan oy bekleyeceksiniz. Tabii ki yine de oy kullanacaksınız, orası ayrı konu. Yani hem devleti yönetmeye tabi olabiliyorsunuz hem de devleti yönetmeye tabi olanlara oy kullanabiliyorsunuz. Bu da sizin çeşitli yollarla ülke yönetimine katılmanız anlamına geliyor. Özgürlük ise kendi hür iradenizle, hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadan, korkmadan istediğiniz insanlara istediğiniz şekilde oy verebilme, kendinizi özgür bir şekilde ifade edebilme demektir özgürlük. Milli egemenliğe gelelim. Milli egemenlikte egemenliğin, yani yönetme yetkisi kime aitmiş? Nasıl önemli? Millete ait. Egemenlik yani devleti yönetme yetkisi kimdeymiş? Milletteymiş. İşte böyle olunca ne oluyormuş? Milli egemenlik olmuş oluyormuş. Milli egemenlik dediğiniz zaman halk yönetime katılacak. Halkın dediği olacak. Milli egemenlikten kastımız da bu. Eşitlik, herkesin oyunun eşit, herkesin hakkının eşit olduğu bir kavram demektir. Yani kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Kimsenin kimseye karşı bir ayrıcalığı yok. Herkes eşit koşullar altında hem yargılanacak, hem de o kanunlara uygulanacak, hem de demokrasi dediğimiz seçme seçilme hakkından eşit bir şekilde faydalanmış olacak. Çoğulculuk kavramına bakalım. Çoğulculuk da sakın çoğunluğun dediği olur demek değil. O aklınıza gelmesin. Çoğulculuk
birden farklı düşüncenin temsil edilmesi ve bu konuda hiçbir baskının yapılmaması demektir. Yani seçim yapmak için birden çok seçeneğin, birden çok tercihin olması demektir. Yani bugün hatırlayın, günümüzde birkaç tane parti var, bağımsız adaylar var vesaire vesaire. Herkesin düşüncesi farklıdır. Herkes kendi düşüncesinin doğrultusunda istediği şahsa, istediği partiye oy verebilir. Bu da zaten çoğulculukla alakalıdır. Yani herkesin kendisini inandığı şekilde temsil edebileceği bir görüş vardır muhakkak, ya da bir şahsiyet vardır. İlla bir parti olmasına gerek yok. Bağımsız adaylar da var sonuçta. Onları seçebilme olayıdır çoğulculuk. Bugün mecliste mesela birden fazla parti var ya da birden fazla düşünceye sahip insanların görüşlerinin oluşturulduğu bir meclis var. 600 tane milletvekili. Bunların hepsi bu çoğulculuk anlamında farklı farklı düşüncelere sahip bireyler veya parti grupları şeklinde ortaya çıkıyor. Bir notumuz var. Not diyor ki, eski Yunan'da olduğu gibi halkın toplanıp oy kullanarak karar vermesi doğrudan demokrasi. Ülkemizde ise temsil demokrasi uygulanıyor. Şimdi buna bakalım. Bu ne demek? Şimdi size doğrudan demokrasi ve temsil demokrasinin farkından bahsetmem gerekiyor. Doğrudan demokrasi, şu an düşünün, oy kullanan tüm vatandaşların kalkıp her kanunda, her meclise çıkacak kararda birebir ellerini kaldırıp ben kabul ediyorum, ben etmiyorum demesidir. Şimdi bu mümkün değil. Nereden baksanız 50 milyona yakın seçmen var değil mi? Bu çok mümkünatı olmayan bir şey. Ha tabii eski Yunan'da bu yapılmış. Niye? Bölgeseldi zaten. Şehir devletleriydi. Şehirlerin nüfusları o kadar kalabalık değildi. Zaten sınıflara ayrılıyorlardı. Soylular zaten katılıyordu sürekli seçimlere. Hal böyle olunca eski Yunan'da bu bütün bireylerin oylamalara katılması normal. O yüzden doğrudan demokrasi oluyor. Peki bizdeki ne? Bizi temsilen milletvekilleri seçiyoruz. Bizi temsilen seçtiğimiz milletvekilleri bizim adımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlara uygulansın veya uygulanmasın veya kararlar o alınsın veya alınmasın diye kararlar alıyorlar. 600 tane milletvekilinin görevi bu işte. 50 milyon hatta tüm Türkiye'nin kararlarını onlar orada temsil ediyorlar. Dolayısıyla temsil demokrasi de bizim seçtiğimiz milletvekillerinin bizim adımıza oradaki oylamalara katılmalarıdır. Umarım demokrasinin serüveni konusunun bu geçmişten günümüze kadarki olan süreci anlaşılmıştır. Ama tamamen anlaşılsın diye kazanım testleri yine olmazsa olmazımız. Hadi ilk kazanım testimizle başlayalım ki konularımız daha da pekişsin. 1215 yılında İngiltere Kralı 1. John, yurtsuz John da denir ona, imzaladığı Magna Carta Sözleşmesi dünyada ilk kez kralla soylular arasındaki karşılıklı haklar bir sözleşmeyle belirlenmiş. Hatırlayın zaten bu kral kendi otoritesini sarsıyordu değil mi? Onları da bir güç, bir kuvvet olarak kabul ediyordu. Kralın yetkileri sınırlandırılarak halka çeşitli alanlarda hak ve özgürlükler verilmiş. Buna göre Magna Carta Sözleşmesi ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz, mazmez. Yani olumsuz ifade demek ki olumsuzu bulacağız. Kralın yetkilerinde sınırlama olmuş mu? Evet, sınırlanma olmuş. Bak sınırlandırılarak diyor değil mi? Demek ki A şıkkımız gitti. Kralın yetkilerinde sınırlandırma var. Yasaların üstünlüğü kabul edilmiş mi? Sözleşme yapmışlar. Magna Carta bu bir yasadır. Bu bir kanundur. Bunların üstünlüğü belirlenmiş. O yüzden yasaların üstünlüğü kabul edilmiştir. Herkes Magna Carta'ya kral dahil uymak zorunda. Yönetilenlere bazı hak ve özgürlükler verilmiş. Bakalım. Halk. Hocam halk yönetilen mi? Evet. Halk yönetilendir. Hükümdarlar yönetenlerdir. O yüzden yönetilenler olarak halka çeşitli alanlarda hak ve özgürlükler verilmiş mi? Verilmiş. Bakalım. Yönetilenlere bazı özgürlükler verilmiş. O yüzden bu da gitti. Kralın otoritesi artmıştır. Kralın otoritesi artıyor mu? Yoksa sarsılıyor, azalıyor mu? Kesinlikle kralın otoritesi artmaz. Çünkü kendinden başka bir kuvveti, gücü tanımış oluyor. O yüzden cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Zor muymuş? Gayet kolay değil mi? Güzel. Bir sonraki konumuza geçelim. Daha doğrusu sorumuza. Şimdi buradaki tane bilgi verilmiş, soru işareti diye gösterilen yere hangisi yazılabilir? Okuyalım bir bilgimizi. Mutlak monarşi yıkılacakmış, yerine cumhuriyet yönetimi kurulmuş. Bir gelişme vardı, hatırladınız mı? Evet, duyar gibiyim. O dursun sizde. Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve milliyetçilik gibi ilkeler ortaya çıkıyor. Bu hangisi olabilir?
Virginia Haklar Bildirgesi. Haklar Bildirgesi Magna Carta'nın biraz daha geliştirilmiş versiyonuydu. O yüzden burada Cumhuriyet rejimi kurulmamıştı. Yani İngiltere Krallığı devam ediyordu. O yüzden 5 şıkkı olamaz. Magna Carta zaten ilk bahsettiğimiz olaydı. Evet, kral yetkilerini ilk kez sınırlandırıyordu İngiltere'de. Kanuni esasen önemliyse Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. Buna geleceğim. İkinci bölümde geleceğim. O yüzden bu Osmanlı ile alakalı bir kavramdır. Osmanlı Cumhuriyeti ilan edilmemişti kanuni esasıyla. Meşrutiyet ilan edilmişti. Aklınızda kalsın. Birazdan bakacağız zaten. İşte bu tam da o az önce sizin söylediğiniz gibi Fransız ihtilalinin gösterdiği gelişmeler bunlar. Fransız ihtilalinin önemi iki tane bilgiyle açıklanabilir. Mutlak monarşi yıkılıyor, yerine cumhuriyet yönetimi kuruluyor. Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve milliyetçilik gibi ilkeler de ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde Fransız ihtilalinin önemi yukarıdaki boş diyagrama yazılabilirmiş. Bunu da görmüş olduk. Devam edelim. Yukarıdaki metinde demokrasinin temel ilkelerinden öncelikle hangisi vurgulanmıştır? Vatandaşlar seçimlerde oy vererek seçme hakkını. Seçme hakkı. Bak göz kırptı aslında, fark ettiniz mi? Ben size demiştim ya, bir şey olmakla bir şey olmakla bir şey gidebiliyorduk. Bak burada tüyo veriyorum size. Devam edelim. Seçimlerde aday ya da seçilme hakkını kullanırlar. Bunun yanında yöneticilerin kararlarında etkili olurlar ve topluma fayda sağlamak amacıyla dernek ve vakıflar kurarak sivil toplum kuruluşları sayesinde onların görüşlerinde, kararlarında etkili olmaya çalışırlar. Şimdi çoğulculuk neydi? Birden farklı düşüncenin temsil edilmesiydi. Yukarıdaki bilgiyle alakası yok. Yukarıdaki bilgi başka bir yerden vurmaya çalışıyor. Daha çok böyle insanların seçme seçilme hakkını kullanmakla bahsediyordu. Özgürlük, kimsenin baskısı altında kalmadan hayatını yaşayabilme. Yukarıda ondan bahsetmiyor, gitti. Eşitlik, herkesin eşit şartlar altında yargılanması, kanunlara sahip olması, kimsenin kimse üstünde olmaması. Yukarıda ondan da bahsetmiyor. Yukarıda üstüne basa basa diyor ki insanlar seçme ve seçilme haklarını kullanarak katılım ilkesinden özellikle bahsediyor. Katılım ilkesiyle insanlar seçme ve seçilme haklarını kullanırlar, aday olabilirler. Aday olan insanlara oy verebilirler. Yetmez. Dernek ve vakıflar kurarak sivil toplum kuruluşları sayesinde insanların, yöneticilerin kararlarında etkili olmak ve topluma fayda sağlayabilirler. Dolayısıyla katılım hakkı, katılım ilkesi kullanılmış oldu. Bir başka sorumuz. Bir metin verilmiş. Soruların hangisinin cevabı yoktur? Tek tek bakalım şimdi. Önce bir metninizi okuyalım. Demokrasinin ilk uygulandığı yer eski Yunan'da bir site. Site dediğimiz şehir devlet anlamındadır. Atina'dır. Atina bugünkü Yunanistan'da bir şehir. Atina'da vatandaşlar site adı verilen şehir devletlerinin yönetimine ilişkin kararların alınmasına katılır ve oy kullanırlardı. Tamam. Oy kullanabilmek için öncelikle özgür olacakmışsın. Yani köle olmayacakmışsın. Atina vatandaşı olacakmışsın. 20 yaşını doldurmuş olacakmışsın. Erkek olacakmışsın. Bu şekilde oy kullanabilirmişsin. Kimler oy kullanamıyormuş peki? Yabancılar, kadınlar ve köleler yönetimde söz sahibi değiller. Demokrasinin uygulandığı ilk yer neresiymiş? Atina'ymış. Cevabı geldi. Site devletlerinin yönetimine katılmak ve oy kullanmak için hangi şartlar gerekliymiş? Tek tek baktık. Vatandaş olacaksın, erkek olacaksın, yaşın gelecek vesaire vesaire. Bu da gelmiş. Site devletlerinin yönetimine kimler katılamamıştır? Katılamayanları da gördük. Yabancılar, kadınlar, köleler. Bunlar katılamıyor. Yönetime katılmalarına izin veremeyen insanlar ne yapmış? Bunun cevabı var mı burada? Yok. Dolayısıyla cevabı olmayanı bulduk. Cevabımız D şıkkı olmuş. Oldu. Devam edelim. Hatice öğretmen sosyal bilgiler dersinde demokrasi tarihine yolculuk konusunda anlatırken bir öğrencinin sorusuna şöyle cevap vermiş. 1215 yılında İngiltere'de Magna Carta Sözleşmesi'nin imzalanması olmuştur. Yani bir öğrenci bir soru sormuş, öğretmen de bu cevabı vermiş. İşte hangi öğrenci o soruyu sormuş, öğretmen bu cevabı vermiş, onu bulalım. Demokrasinin uygulandığı ilk yer neresidir sorusunun cevabı bu mu? Tabii ki de değil. O Atina'ydı. Gitti. Dünyaya eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar hangi belgeye yayıldı? Arkadaşlar bu insan hakları evrensel beyannamesiydi. Fransız ihtilalinden sonra, o 1948'den sonraki süreçti bu. Bu da onun cevabıdır. Bu da değil.
Orta çağda demokrasi fikri açısından en önemli gelişme olabilir dursun bir. Ona da geleceğim. Fransız halkı hangi olayda krala karşı ayaklanmıştı? Fransız ihtilaliyle olmuştu bu. Magna Carta ile değildi. İşte Magna Carta ile alakalı olan 1215'li yıllar orta çağdır. Demokrasi fikri açısından en önemli gelişme en fazla zaten buydu. Magna Carta'ydı. Kralın yetkilerini sınırlandıran, soylulara belli haklar veren, soyluların da halka belli başlı haklar verdiği bir olaydı. İşte de o yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. En önemli gelişme Magna Carta. Böylece ilk bölümümüzle konuyu pekiştirmiş olduk. Gelelim ikinci kısmımıza. İkinci kısmımızdaki olay Türk tarihini, Osmanlı'yı yani bizleri ilgilendiren kısım. İlk Türk devletlerinde demokrasi nasıl yaşanıyordu ona bakalım. İlk Türk devletlerinde hükümdara yönetim işlerinde yardım eden ne varmış? Kurultay adı verilen bir meclis varmış. Kurultay hatırlıyor musunuz? Geçen seneki bilgilerinizden çok güzel. Kurultay olay neydi? Hükümdar yani Hakan, Kaan hatırladınız mı? Güzel. Bu Hakan, Kaan ne yapıyordu? Kurultayını topluyordu. Bir meclis gibi düşünün otağında, büyük çadırda. Devlet yöneticilerini, işte vezirlerini, boy beylerini topluyordu ve onların görüşlerini alıyordu. Gene son söz kendisine ait de ancak görüşlerini alması neyin göstergesidir? Demokratik bir anlayışın olduğunu göstergesidir. Tabii ki de günümüzdeki gibi bir demokrasi yok orada. Ancak o dönem görüşlerini alması, onların sözlerini ciddiye alması, son söz kendisinde olabilir ama İstişare, meşveret yani görüş alışverişinde bulunması demek kurultayda demokratik bir anlayışın olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu da buna delildir. Haberiniz olsun. Tabii ki son söz krala ait, pardon yani Hakan'a ait ama yeri gelmiş. Kurultayda öyle bir karar çıkmış ki Kaan'ı görevden bile almışlar. Yani böyle enteresan da işler olmuş kurultayda. Kurultay deyip geçmeyin. Türklerin genlerinde demokrasi vardır. Türklerin genlerinde görüş alışverişi yapmak vardır arkadaşlar. Siz de siz olun. Görüş alışverişi yapmaktan kaçınmayın, çekinmeyin. Gene kafanıza uygun şey yapın ama muhakkak bilenlere danışın. Geldik Osmanlı Devleti'ndeki demokrasiye. Osmanlı Devleti'nde demokrasinin gelişimini etkileyen olaylar belli başlı gelişmelerle oluyor. Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet olarak bunlar sıralanabiliyor. Şimdi gelin hep beraber bu 1, 2, 3, 4 tane gelişmeyi tek tek bir inceleyelim. İlk Senedi İttifak'tan bahsedelim. Tabii yabancı geliyor size bu kelimeler, cümleler belki ama alışacaksınız. Senedi İttifak, ya senet imzalamaktan aklınıza gelsin. Bir anlaşma yapıyor. Kim anlaşma yapıyor? 1808 yılında Osmanlı Padişahı o dönemler 2. Mahmut'tur. Hatırlayın 2. Mahmut. Bir dünya yenilik yapmıştı ya, bak bu da yeniliklerinden biriymiş. İkinci Mahmut yönetimiyle ayanlar arasında yapılan bu sözleşmeymiş Senedi İttifak. Ben size örneğini vereyim mi? Magna Carta vardı ya 1215 yılında, kral bazı soyluları tanıyordu. Onun Osmanlı versiyonu işte budur. Ayanlar da Osmanlı'daki toprak ağalarıdır, çok zenginlerdir. Osmanlı artık bu zenginlerin sözünü dinlemek zorunda kalıyor. İşte ikinci Mahmut'un yaptığı bu anlaşma Senedi İttifak olmuş oluyor. Bu Senedi İttifak'a göre padişah ilk kez kendi gücü dışında bir unsurun varlığını kabul eder ve bu yüzden de otoritesi sınırlanmış olur. Yani siz Osmanlı tarihinde Senedi İttifak ile padişahın kendi gücünden sınırlamaya gittiğini, kendi gücünün haricinde ilk defa başka bir unsurun da varlığını kabul ettiği olay aklınıza gelsin. Artık padişah aldığı kararlarda bu ayanların da görüşlerini almak zorundadır. Öyle artık dediğim çaldığım düdük diyemez. Senedi İttifak'ta sen bunu anlamış olacaksın. Güzel. Devam edelim. Tanzimat Fermanı. Yıllarımız 1839'u gösteriyor. Bakalım yazabilecek miyim? 1839. Evet yazdık. Osmanlı Devleti'nde anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bakın Senedi İttifakı anayasal düzenin başlangıcı kabul etmiyor. Çünkü sadece ayanlarla. Ama bu tüm Osmanlı halkına olduğu için
anayasal düzenin yani kanun üstünlüğünün başlangıcı. Anayasa değildir bu, ha sakın yanlış anlaşılma olmasın. Bunlar kanunlar demektir. Yani kurallar demektir. Ne demek? Artık bundan sonra kişi hak ve özgürlükleri genişletilecek ve kanun gücünün üstünlüğü herkes tarafından, padişah dahildir buna, kabul edilecektir. Yani herkesin belli başlı kanunlara, kurallara uymak zorunda olduğu bir olaydır Tanzimat Fermanı. O yüzden anayasal düzene ilk geçiş Tanzimat Fermanı döneminde olur. Yıllarımız 1856'yı gösteriyor. Bu sefer Islahat Fermanı yayınlanacak. Islahat Fermanı'ndaki olay şudur. Çok basit. Şimdi Tanzimat Fermanı'yla herkese bir kanun üstünlüğü getirildi ya. Gayrimüslimlere biraz görmezden geliyorlardı açıkçası. İşte Islahat Fermanı'nda gayrimüslimlerin de hakları Müslümanlarla aynı seviyeye getiriliyor. Eşitleniyor yani. Hatta bu söylenti yayıldığı zaman şey demişler. Ne yani şimdi artık gavura gavur diyemeyecek miyiz? Evet, artık gavura gavur denmeyecek. Yani hakaret etmeyeceksiniz gayrimüslimlere. Ve tabi bizim halkımız çok gavur demeye alıştığı için inanmayan insanlar o dönemler. Bu da onlara zor geliyor. Islahat fermanıyla durum eşitlenmiş gözüküyor haklar kısmında. Gelelim 1876 yılına. 1876 yılına gelindiğinde meşrutiyet ilan ediliyor. Osmanlı aydınlarının etkisiyle 1876 yılında 2. Abdülhamit, o zamanın padişahıdır, meşrutiyeti ilan ediyor. Birinci meşrutiyet denir buna. Bir de ikinci meşrutiyeti var. O da böyle ara verecekler bir ara. Sonra bir daha ilan edildiği için 1 ve 2, o yüzden o ayrımı yapıyorlar. Siz meşrutiyetin ne anlama geldiğini bilin yeterli. Meşrutiyet ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Türk halkı kısıtlı da olsa ilk kez yönetimde söz sahibi oluyor. Yani bir meclis açılıyor. Adı Mebusan Meclisi. Halk milletvekillerini seçiyor. Aynı bizim günümüzdeki meclis gibi. Bu milletvekilleri yönetimde söz sahibi oluyor. Tabi padişah duruyor. Son söz gene padişaha ait. Ama olsun, padişahla beraber bir meclisin de olması meşrutiyet yönetimi demektir. Ve ilk defa halkımız kısıtlı da olsa yönetimde söz sahibi olmuş oluyor. Aynı yıl anayasa da hazırlanıyor ve Türk tarihinin, bırakın Osmanlı'yı, Türk tarihinin ilk anayasası olan ne hazırlanmış? Kanunu esasi yürürlüğe girmiş. Hal böyle olunca anayasal düzene geçmiş olduk ve artık ülkemizin, daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli de değişiyor. Meşruti monarşi oluyor. Artık meşrutiyet var ve sen bunun kanunu esasi sayesinde olduğunu artık biliyorsun. İkinci kısmımızı da anlamışsınızdır diye umuyorum. Şimdi konular pekisinde birkaç soru çözelim. Ondan sonra da son tekrarımızı yapar bitiririz. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme ve anayasal düzene geçişin başlangıcı sayılan gelişme hangisi olur? Demokratikleşme ve anayasal düzene, bakın, anayasa hazırlanmadı. Ama bu düzene geçişin ilk başlangıcı neydi? Bravo. Evet. Tanzimat Fermanı'ydı. 1839 yılında. İlk defa kanun üstünlüğü ilkesi kabul ediliyordu. Çok güzel. Kanun esasının ilanı o anayasal düzene geçişti. Meşrutiyetle oluyordu. Bu neleriz? Cumhuriyetin ilanı, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi belirleniyor. Çok partili hayata geçirmesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin 1946'lardan sonraki dönemini kasteder. O yüzden bunlar değildir. Doğru cevabımız burada B şıkkı. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir soruydu diye düşünüyorum. Devam edelim. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi, kaçıncısı demiyor, kaç tanesi Türk tarihinde, yani bizim tarihimizde görülen demokrasi hareketleri arasında yer alır? Tanzimat Fermanı ilanı, evet, Osmanlı'da vardı. Bizi ilgilendirir, bunu aldık. Kanuni esasının ilanı, evet, anayasal üzerine geçmiştik, bu da bize ait. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani şu anki devletimizde olan bir süreçtir, demokrasiyle ilgilidir. Bunu da aldık. Ancak Magna Carta Sözleşmesi'nin ilanı bizimle ilgili değildir. İngilizlerle, Avrupa tarihiyle alakası vardır. O yüzden 1, 2, 3, yani kaç adetmiş? 3 adetmiş demokrasi hareketleri arasında yer alan şıkkımız. Devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde 1839 yılında, ben yazabilmiştim iyi kötü, görmüştünüz, İlan edilen ve tüm Osmanlı vatandaşlarının hakları devlet güvencesi altına alınan olay nedir? Duyar gibiyim. Bravo. Tanzimat Fermanı'nın ilanıydı. Diğerleri ne peki hocam?
Kanun esası anayasal düzene geçişti, meşrutiyetin ilanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ülkemizin meclisiyle alakalıdır. O da demokrasi tarihi açısından çok önemlidir. Halk yönetime katılıyor. Cumhuriyetin ilanı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimiyle alakalıdır. Halkın kendi kendine yönettiği sistem demektir cumhuriyet. Bu da onunla alakalıydı. Cevabımız o yüzden değişik olmuş oldu. Diyagramda soru işaretiyle gösteren yere ne gelmelidir? Ne yazılmalıdır? Türk demokrasi tarihinin ilk yazılı anayasası. Üstünde basa basa konuşmuştuk. Devletin yönetim şekli meşrutiyet olarak değişmiş. Rejim değişti. Meşruti monarşi. Meşrutiyet. Padişahın ve Osmanlı vatandaşlarının hakları anayasada belirtiliyor. Bu ne demektir? Bu tabii ki de evet duyuyorum sizden kanunu esası demektir. Osmanlı tarihinin değil hatta Türk tarihinin ilk anayasası. Hammurabi yasaları ta Mezopotamya uygarlıklarından Babil. Bravo Hammurabi kanunları Babillilerde vardı. Magna Carta İngilizlerin ilk o kralın kendi yetkisinden soyutlandırdığı birkaç şeydi Magna Carta. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de 1948'den sonra Birleşmiş Milletler'in yayınladığı esaslardı. Dolayısıyla cevabımız sadece A kaldığı için birebir kanun esası olmuş oldu. 1876 yılında Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet ilan ediliyor. Üyeleri padişah tarafından seçilen Ayan Meclisi üyeleri, halk tarafından seçilenleri de Mebusan Meclisleri açılmış. İki meclisiymiş yani. Bir Ayan Meclisi varmış, üyelerini padişah seçiyormuş. Bir de halkın seçtiği Mebusan Meclisi. Güzel iki tane meclis var. Böylece Türk halkı kısıtlı da olsa ilk kez yönetimde söz sahibi oluyor. Aynı yıl Türk tarihinin ilk anayasası olan ne varmış? Kanuni esas yürürlüğe girmiş. Bu anayasasının genel haklar kısmında yasalar önünde eşitlik, kişi dokunulmazlığı, basın özgürlüğü, dilekçe hakkı, eğitim özgürlüğü, kamu görevlerine girebilme hakkı, vergilerin kanunla alınması gibi hak ve özgürlükler bu anayasada yer alıyor. Ulaşılabilirleri bulacağız. Demokrasi anlayışı gelişmeye başlamıştır. Tabii ki de halk yönetime katılıyor. Belli başlı haklara sahip oluyoruz. %100 bunu alırsınız. Hak ve özgürlükler yasayla güvence altına alınmış, anayasa hazırlanmış daha ne olsun bunu da %100 alırsınız. Anayasal düzen adına var belli, kanuni esası anayasal olmuş anayasal düzen demektir. Üçünü de alır mıyız? Tabii ki de alırız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli 1-2-3 olmuş olur. Böylece demokrasinin serüveniyle alakalı hem dünya hem ülkemiz hem de bütün Türk dünyasında gelişmeleri işlemiş olduk. Konuyu çok rahat bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.